Şu an iki ana dalda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunlardan birisi üretim sanayisine verdiğimiz hizmetler, birisi de savunma sanayisine verdiğimiz hizmetler. Üretim sanayisinde kullanılan motor, pompa, fan, türbin gibi döner ekipmanların ne zaman arızalanabileceği, neler yapılabileceği, duruşların nasıl önlenebileceği, özetle bu işe güvenilirlik deniyor. Tesiste istenmeyen duruşlar olmasın, üretim aksamasın mantığıyla yapılan teknik çalışmalar bunlar. Üretim sanayisine bu konuda hizmetler, danışmanlık ve bazı ürünler sunuyoruz. Hocamızın geliştirdiği algoritmaları yerleştirdiğimiz bazı sensörler var. Bunlara vibrasyon ve ultrason sensörleri deniyor. Bu sensörler endüstrideki ekipmanlardan sinyalleri toplayarak, çalışırken oluşturdukları vibrasyon ve ultrason sensörlerini toplayarak bunları otonom olarak insan eli değmeden analiz eder ve kullanıcılarına bir arıza mevcut mu, bu arızaları ötelemek için neler yapmak lazım ve bakım gerekiyor ise bu bakımın ne zaman, nasıl planlanması lazım gibi bilgileri kullanıcılara aktaran bazı otonom sensörler üretmekteyiz. Savunma sanayisine yaptığımız çalışmalarda da uçak ve helikopter motorlarında benzer şekilde oluşabilecek arızaları çok erken aşamalarda tespit edebilen bu algoritmaları bu araçların sistemlerine gömülü olarak yazılım şeklinde sunabiliyoruz. Azerbaycan'da, Türkmenistan'da ve Kazakistan'da faaliyetlerimiz var. Bu ülkeye geliştirdiğimiz algoritmaların gömülü olduğu sensörlerle ihracat gerçekleştirdik 2023 yılında. Savunma sanayimiz için yaptığımız projelerden bir tanesi de insansız askeri kara araçlarımız için otonom titreşim analizi yazılımı. Bu yazılımı 2023 yılında teslimatını yaptık ve Sanayi Bakanlığı'ndan da onayını aynı sene almış bulunduk. Bu yazılım özellikle insansız tanklarımızda bu araçlarımız belirli miktarda hasar aldıklarında muharebe alanında kalmasın, düşman eline geçmesin, uygun zamanda kendi otonom yazılımlarıyla geri çekilme kararını versin ve birliklerimize geri dönsün diye kullanılan bir yazılım. Bu yazılım insansız tankların sistemlerine entegre şekilde kullanılabiliyor.